Amaşa, kardeşim biraz sessiz olsana, uyuyamıyorum. Bu sesler de ne ya? Aa kardeşim, ben sana söylüyorum, duymuyor musun beni? Maşa hala uyuyor. İyi ama bu ses hala geliyor. Bu sesler de ne ki böyle? Uf, uykum kaçtı. En iyisi gidip dolaptan bir şeyler yemek. Bu sesler hala benimle geliyor. Ben nereye gidersem sesler de oraya geliyor. Ay ne oluyor böyle? Hiçbir şey anlamıyorum. En iyisi yemek yiyeyim. Yemek yiyince belki o sesleri duymam. Dolapta hiçbir şey kalmamış ki. Maşa bütün yiyecekleri yemiş. Bakalım bu alt katında neler varmış. Belki burada yiyecek bir şeyler bulabilirim. Burada çok güzel şekerler var. Bu şekerlerden yiyebilirim. Sarı sarı. Bayılırım sarı şekere. Ay evet evet, bunlardan biraz çekeyim. Ay böyle olmayacak. En iyisi şuraya girip yemek. Bütün dolaptaki şekerleri yedim. İşte bitti. Hop, şöyle dolabın kapağını da kapatalım. Ama o sesler hala gitmedi. Ama nereden geldiğini de bir türlü bulamıyorum. Ben birazcık korkmaya başladım galiba. Bu sesler nereden geliyor böyle? Evde de kimse yok. Ben nereye gidersem ses de oraya gidiyor. Gidip Maşa'yı kaldırayım. Belki Maşa bu seslerin nereden geldiğini bulur. Maşa, kardeşim. Maşa, Maşa kardeşim uyansana. Ne oldu Maşa? Neden beni uyandırıyorsun? Maşa, sen de sesleri duyuyor musun? Ne sesi kardeşim? Bak dinle dinle. Evet duyuyorum. Nereden geliyor ki bu sesler? Bilmiyorum Maşa. Bir türlü bulamıyorum. Ben nereye gidersem bu sesler de oraya geliyor. Biraz önce sen yapıyorsun zannettim ama sen uyuyordun. Bir şeyler yemek için mutfağa gittim. Mutfakta da aynı sesleri duydum. Ne diyorsun sen Maşa? Nasıl olur ki böyle bir şey? Bilmiyorum kardeşim. Sen nereden geldiğini bulabilir misin? Galiba yakınımızda bir yerden geliyor. Yoksa bizim ranzamızın üstüne küçük bir köpekçik ya da kedicik mi saklandı? Olabilir. Hadi gel arayalım. Ben bu tarafa bakacağım. Ben de bu tarafa. Buralarda hiçbir şey yok. Gel kardeşim, benim karnım acıktı. Birazcık yiyecek bir şeyler alalım. Ama dolapta hiçbir şey kalmamış ki. Ben de karnım acıktı, dolaba gittim. Hiçbir şey yoktu. Birazcık şeker vardı, onlardan yedim. Ne yapacağız şimdi? Markete gidip alışveriş yapabiliriz. Ama ablam bize hiç para bırakmadı ki. Alışverişi nasıl yapacağız? Doğru söylüyorsun. O zaman kocaya gidelim. Kocaya bize yiyecek bir şeyler verebilir. Evet evet, gidelim hadi kardeşim. Bu ses hala bizimle geliyor. Kocayı, kocayı biz geldik. Kapıyı açar mısın? Maşa, hala bu sesleri duyuyorum. Evet kardeşim, ben de duyuyorum ama nereden geldiğini bir türlü bulamıyoruz. Kocayı bize yardımcı olabilir. Umarım yardım eder kardeşim. Günaydın kızlar. Sabah sabah ne işiniz var burada? Kocayı, senin yardımına ihtiyacımız var. Söyleyin bakalım kızlar, ne oldu gene? Kocayı, biz bir tuhaf tuhaf sesler duyuyoruz. Ama bu sesin nereden geldiğini bir türlü bulamadık. Demek öyle. Evet kocayı, nereden geldiğini bilmiyoruz. Biz gidiyoruz, o da geliyor. Nereye gidersek aynı sesleri duyuyoruz. Ne ses acaba bu? Bak dinle kocayı, dinle. Evet evet, ben de duydum. Maşa, bu ses senden geliyor. Ne? Benden mi geliyor? Nasıl yani kocayı? Evet evet Maşacığım, bu ses senden geliyor. Hadi bakalım sen uzaklaş bakalım, ses de gidecek mi? Tamam kocayı. Bak gördün mü Maşa? Ses falan yok. Evet doğru söylüyorsun kocayı. O sesler kardeşimden geliyormuş. Ben tekrar geldim. Ben nereye gidersem o ses de oraya geliyor kocayı. Evet Maşacığım, bu sesler senden geliyor. Hadi bakalım şimdi içeriye girin de bu sesin ne olduğunu bulalım. Tamam kocayı. Şimdi bu sesi araştırmamız lazım birazcık. Kocayı, hala bu ses bizimle birlikte geliyor. Maşa, sen bugün ne yedin söyle bakalım. Akşam yemek yemedim. Hiç canım istemiyordu, o yüzden öyle yattım. Sabah kalktığımda sesi duydum. Sonra ses gitsin diye birazcık şeker yedim. Başka da hiçbir şey yemedim kocayı. Neden soruyorsun?
Maşacığım, şimdi anlaşıldı bu sesin nereden geldi. Nereden geliyormuş koca, yoksa buldun mu? Hemen gönder o sesi lütfen. Tamam Maşacığım, merak etme. Nereden geliyor peki kocayı? Aa Maşacığım, tabii ki senin karnından, bak dinle. Gördün mü? Ne? Benim karnımdan mı? Nasıl yani? Kardeşimin karnından sesler mi geliyor bakayım? Aa evet Maşacığım, o sesler senin karnından geliyor. Sen yanımızdan gittiğinde o sesler de gitmişti. Sen nereye gidersen o ses seninle geliyor. Çünkü o sesler senin karnında. Ne, karnımda mı? Nasıl yani? Karnımda şimdi bir şeyler mi var? Hayır Maşacığım, karnımda hiçbir şey yok. Sadece senin karnın acıkmış. Yemek yemediğin için de karnın gurulduyor. Bu sesler onun sesi. Aa, karnım mı gurulduyor? Karnım müzik mi çalıyor yani? Dom 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 dom. Aa, çok güzel. Hayır Maşacığım, hiç de güzel değil. Bu senin karnının acıktığını söylüyor. Benim karnım acıktı. Birazcık yemekler verin bana diyor. Aa, benim karnım konuşuyor mu? Aa Maşa, öyle değil. Ama neyse, siz burada bekleyin. Ben size yiyecek bir şeyler getireyim. Yemek yediğin zaman karnındaki bu sesler gidecek. Tamam kocayı. Aa, demek yemek yemediğimiz zaman karnımız acıktığında karnımızdan böyle sesler geliyormuş. Ben sana söylemiştim kardeşim. Akşam yemeğini güzel güzel ye demiştim ama beni hiç dinlemedin ki. Ne yapabilirim, canım hiçbir şey istememişti. O zaman karnım gurul gurul yapar tabii ki. Ha, aslında güzelmiş de. Karnımda benim gibi sesler çıkaran birisi var o zaman. Ben o gurul gurul seslerle konuşabilirim. Hayır Maşa, öyle değil. Karnın acıktığı için yemek yemelisin. Eğer yemek yemezsen hiç sağlıklı olamazsın. Sen büyüyemezsin. Ben kocaman bir kız olurum. Sen küçücük kalırsın. Aa, hayır, ben küçük kalmak istemiyorum. Ben de büyümek istiyorum. O zaman güzel güzel yemekler yemelisin. Sağlıklı beslenmelisin Maşacığım. Tamam tamam. Kocayın hazırladığı her şeyden yiyeceğim kardeşim. Aferin sana. Bak, ben her şeyden yediğim için çok sağlıklıyım. Hadi kardeşim, kocayı gelene kadar biz de buraya masaları çekelim. Tamam kardeşim. İşte diğer masamız da burada. Yiyecekleri bu masanın üstüne koyacağız. Ah geldim kızlar, geldim. Masayı da hazırlamışsınız bile. O zaman hemen yiyeceklerimizi koyalım. Bir domates. Çok güzel. Burada çok güzel bir ekmek. Sizin için harika bir pizza. Bir kek. Ve çok güzel bir patates kızartması. Kocayı, neler neler hazırlamışsın sen böyle. Evet Maşacığım, bunların hepsi bitecek, anlaştık mı? Anlaştık kocayı, merak etme sen. Önce şuradaki ekmekten birazcık ısırayım. Aa, gerçekten de karnım ne kadar çok acıkmış. Ben de şuradaki pizzadan istiyorum. Çok güzeldi. Bu keki ben yiyeceğim. Ben de bu patates kızartmasını. Bu domatesi kardeşimle birlikte yiyeceğiz. Bir ben. Bir kardeşim. Kocayı, her şey çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz. Aferin Maşacığım. Afiyet olsun. Bak gördün mü Maşa? Karnındaki sesler gitti. Aa, gerçekten de. Artık o sesleri duymuyorum. Yaşasın. O zaman ben karnımdan ses gelince hemen yemek yiyeceğim. Öyle değil mi kocayı? Hayır Maşacığım, öyle değil. Karnından seslerin gelmesini beklemeyeceksin. Karnın acıkınca yemeğini yiyeceksin. Ve o sesler hiç gelmeyecek. Anlaştık kocayı. Hadi kardeşim, parka gidip oynayalım mı biraz? Tamam oynayalım. Önce ellerinizi yıkayın kızlar. Bakın patates falan yediniz, elleriniz kirlenmiştir. Tamam, ilk önce ellerimizi yıkayalım. İlk önce ben gideceğim. Aa kardeşim, beni de bekle. Aha, yaşasın, karnımdaki sesler artık yok. Aa Maşacığım, her şeyi öğreneceksin ama her şey zamanla. Ben de şimdi şu masamı kaldırayım. Yerine götüreyim. Sonra da etrafı toparlarım.